nereden geldiğimizi. AK Parti Belediye Başkanı adayı Profesör Doktor Ahmet Günşen yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Günşen beraberinde çok sayıda partiliyle birlikte Murat Yapı Tekstil Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada fabrika yetkilileri tarafından karşılanan Günşen çalışanlarla birlikte öğle yemeği yedi. AK Parti Belediye Başkanı adayı Ahmet Günşen yaptığı açıklamada Edirne'nin 5 yıl daha kaybetmemesi gerektiğini belirterek iktidarın gücünü arkasına alarak belediyecilik hizmetlerinde değişimin başlayacağını söyledi. Doğrusu çok mutluyum. Halkımın içinde dolaşmaktan, halkımla iç içe olmaktan son derece mutluyum. Kişiliğime de çok uygun bir durum bu benim. Hayat boyu hep halkımla iç içe olmuş. Halkın içinden gelmiş bir insan olarak zaman zaman her fırsatta halkımın içinde olmuşumdur. Bugün de seçim maratonunun sonuna yaklaşırken Murat Yapı'da burada çalışan değerli kardeşlerimizle birlikteyiz. Burada 614 çalışan olduğunu öğrendim. Mutlu oldum ama hemen belirteyim. Yetkililere dedim ki Allah nasip ederse, sevgili hemşehrilerimiz bize görev tevdi ederlerse biz 614'ü kabul etmiyoruz. İnşallah ilk planda 2-3 bin, 6 binleri hedeflememiz lazım. Çünkü bizim şehrimiz işsizlikten kıvranıyor. İşsizlik bizim şehrimizin en önemli sorunu. Ne yapıp edip yerel yönetimler olarak biz bu işsizliğe son vermek zorundayız. Halkımızın dertlerine çare olmak zorundayız. Bizim çocuklarımız, bu şehirde doğup büyüyen çocukların mutlaka burada iş güç sahibi olarak şehri terk etmemeleri gerekir. Bu şehri göç veren bir şehir olmaktan kurtarmalıyız. Bunun için biz hazırız. Kollarımızı sıvadık. Bakın daha göreve gelmeden 600 gencimize iş imkanı sağladık dedik. Çağrı merkezinde 400'ü başladı. 200'ü Haziran'da başlayacak demiştik. Bugün 200 değil Haziran'da 400 başlayacak. Yani 600'ü 800'e çıkardık. Bu harika bir sonuç. Bundan çok mutlu oluyorum. Gençlerimiz iş buldukça, aş temin ettikçe ve ailelerinin yüzü güldükçe biz de mutlu oluyoruz. Dolayısıyla biz daha göreve gelmeden 800 gencimize iş imkanı yaratmış olmaktan Sayın Sağlık Bakanımız Doktor Mehmet Mezinoğlu Bey'in de katkılarıyla çok mutluyuz. Onun için sokaklarda söylediğimiz, televizyonlarda söylediğimiz bu sefer hocayla, bu sefer iktidarla, bu sefer hocayla Edirne kazanacak. Bu sefer iktidarla hoca kazanmayacak. Edirne kazanacak sonuç itibariyle. Hocanın kazanması demek, Edirne'nin kazanması demek. Bu şehir mutlaka kazanmalı. Doğduğum, büyüdüğüm ve çok sevdiğim ve bu şehir için ben taşın altına elimi değil, kafamı gövdemi soktum dedim. Bundan mutluluk duyuyorum. Emin olun görev tevdi edilirse gece uyumayacak, gündüz oturmayacak. Öle yiğite çalışacağım. Tıpkı Göktürk kitabelerinde Bilge Kağan'ın bundan 1300 yıl önce söylediği gibi bu memlekete, bu topraklara gönül vermiş bir insan olarak ve üstelik de bu şehrin çocuğu olarak şehrimizin sorunlarını çok iyi bilen, A'sından Z'sine bütün sorunlarını bilen ve bu sorunlara çare olacak projeleri üretmiş bir belediye başkan adayı olarak, iktidar partisinin Türkiye'yi imar eden bir partinin adayı olarak inşallah bu şehrin bütün sorunlarını çözecek. Önce işsizliğe son verecek. Arkasından ulaşım sorununu çözecek. Arkasından bu şehre havaalanını getirecek. O uçağı bu şehre indirecek. Bu şehirde pilotlar yetiştirecek. Efendim bu şehri hızlı trenle tanıştıracak. Bu şehrin içme suyu problemini kökten halledecek. Musluklarımıza içilebilen ve ucuz suyu getirecek. Vahşi çöp toplamaktan vazgeçen ve derhal daha göreve başlar başlamaz modern anlamda katı atık toplama ve bertaraf etme testlerini kuracak ve güzel Tunca'mızı ve Meriç'imizi kirlikten kurtararak, arıtarak 150 bin nüfusu şehrin kanalizasyonunu Tunca'ya ve Meriç'e akıtmayan, tam tersine Tunca'yı ve Meriç'i bu şehrin 150 bin nüfusu şehrinin 4 mevsim sosyal ve kültürel hayatının vazgeçilmez mekanları haline getirecek projelerimizde hazırız. Eğer sevgili hemşehrilerimiz de hazırsa bunları devreye sokacağız.